Selektör yap. Önce onlar insinler arabada. Bu ne demek şimdi? Olacak. Arabadan önce bizim inmemizi istiyorlar. O zaman iniyoruz. Bekle. Hakkını helal et koçum. Helal olsun. Buyurun şöyle geçin. Teşekkürler. Yavuz amirimiz operasyondan dönene kadar sizin burada beklemenizi emretti. Teşekkürler. Bu para da bazen haddini aşıyor. Yine ben siz hangi operasyona gitti acaba? Vallahi ben tam arabaya binerken kendi aralarında konuşurlarken duydum. Maraz Ali ile Nazlı arasında değiş tokuş edeceklermiş. Değiş tokuş mu? Değiş tokuş mu? Maraz Ali kızın hayatına karşılık kendi hayatını feda edecekmiş. Ne aşklar var dünyada. Darısı başımıza. Hı? Amin. Amin. We'll be right back.
Peki. Marazeli bu tarafa doğru gelip teslim olacak. Kızı ondan sonra serbest bırakacağız. Olmaz. Eğer bu bir takassa her şey aynı anda olmak zorunda. Ben sizin tarafa doğru yürümeye başlayınca siz de kızı bırakacaksınız. O da bu tarafa yürüyecek. Sen şu anda benimle pazarlık edecek durumda değilsin Marazeli. Eğer sevdiğin kızın hayatını kurtarmak istiyorsan benim söylediklerimi yapmak zorundasın. Birincisi, ben şu anda seninle pazarlık etmiyorum. Sana neyin nasıl olacağını söylüyorum. Senin elinde bir koz varsa, benim de elimde senin canını yakacak bir şey var. Beni öyle CD'lerle, disklerle falan korkutamazsınız beyler. Çünkü sen de Adanalı'da artık birer kanun kaçağısınız. Yani demem o ki, bana sen lazımsın, sen. Adanalı'nın hakkından da kanunlar gelecek nasıl olsa. Yani benim kanunlarım. Ayrıca hiç kimse sizin elinizdeki o sahte düzmece belgelere inanmaz. İkincisi, eğer o kızın saçının tek bir teline zarar gelirse yaşına başına bakmam, seni doğduğun güne pişman ederim. Anladım. Anladım. Bunun gibi mi mesela? Kusura bakma Ali. Az önce saçının tek bir teli demiştin ama galiba bayağı bir tutam koparmak zorunda kaldım. Sakin ol Ali, sakin. Şimdi eğer üçüncü bir içi boş tehdidin yoksa hadi bakalım. Bu tarafa doğru yürümeye başla Ali Efendi. Hadi. Ben vazgeçtim takastan. Gelmiyorum. Sen bilirsin Ali. O zaman sevgilinin yüzüne son bir kez bak. Peki sen o tetiği çektikten sonra sana neler olacağını hiç düşündün mü Nevzat Müdür? Ya da bu geceden itibaren babucumun müdürü desek daha mı doğru olur?
Seni bu işe karıştırmayı hiç istemezdim, evlat. Hiç istemezdin, öyle mi? Hiç istemezdin. Çok güzel. O zaman ben de aynı Ali gibi kendimce bir liste yapayım sana. Birincisi, ben senin evladın falan değilim artık. Çünkü itin oğlu, yılanın oğlu, hain bir köpeğin oğlu dedirtmem kendime. İkincisi, o yanındaki kız... Ali'nin sevdiği kız, benim değil. Ben çoktan kızımı kurtardım senin itlerin elinden. Yani demem o ki... elindeki koz... bana sökmez şerefsiz müdür. Sen çoktan benim sevdiğim kızı benim elimden aldın. Yani benim için sen çoktan o tetiği çektin. Ve işte bu nedenle beni bu işe öyle bir karıştırmış oldun ki bundan gayrı senin bir hapishane hücresinde çürüyüp geberdiğini görmeden ölen adam değildir. Peki o zaman. Peki. Şimdi beni iyi dinleyin. Biz kızı buradan salmaya başladığımızda... Maraz Ali de oradan... elleri havada bir şekilde bize doğru yürüyecek. Anlaştık mı? Yalnız adamlarım tetikte olacak. Eğer yanlış bir hareket yapmaya kalkarsanız... üçünüzü de gebertiriz. Seni seviyorum Ali. Ben de seni seviyorum Nazlı. Sen gerçekten benim kahramanımsın. Durmak yok. Yürüyün hadi. Hadi Nazlı. Hadi.
Hadi sen yürümeye devam et. Ali ne olur beni bırakma. Yavuz abi seni koruyacak, merak etme. Hadi. Ali! Ali ben sensiz olamam bundan sonra. Yalvarırım beni yalnız bırakma. Şşş tamam, lütfen. Gören de beni hiç tanımıyorsun sanacak. Bana neden Marazeli dediklerini merak ediyordun ya. İzle gör şimdi. Acele edin! Acele edin dedim size! Hadi yürü. Silahlarınızı atın, teslim olun. Polis. Polis mi? Hı. Ve dua et. Kendi adaletimden çok. Allah'ın adaletine inanırım ben. Yoksa şimdi... hemen burada gebertmiştim seni.
Her şey için sağ ol. Sen olmasaydın ben bu işin içinden sağ çıkamazdım. Ne demek koçum? Biz seninle kan kardeşi değil miyiz? Öyleyiz. Kan kardeşiyiz. Bana bak ulan. Artık marazlık yok ha. Tamam yok. Öyle çeteler çüteler kurup sağa solu soymak da yok. Adalet için, hak için, haklı için savaşacaksan bunu benim yanımda. Gözüne tekrar polis rozeti takarak yapacaksın. Eyvallah. Hoşuna gitmedi mi? Gitmez olur mu? Ne bileyim, sadece sen böyle bir adam değilmişsin gibi geldi bana. Yani böyle sevgilisine çiçekler alan. Ben nasıl bir adamım peki? Çok tatlı bir adamsın. Sen de çok güzel bir kadınsın. Çok güzel kokuyorlar. En sevdiğim çiçektir bunlar. Biliyorum. Nereden biliyorsun? İnternetteki sayfanda yazmışsın. Doğru ya. Biz internette tanıştığımıza göre... Sen benim hakkımda her şeyi oradan biliyorsun zaten. Öyle değil mi? Biz orada tanıştık ama... Bu bizim üçüncü buluşmamız. Ben sana gerçek hayatta aşık oldum. Ne diyeceğim? Bugün sinemaya gidecektik ya beraber. Evet. Boş ver filmi şimdi. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Thank you.
Acele etme. Bir banyo yapıp geliyorum. Geldiniz kızlar. Hatta sizin dilinizde nasıl deniyordu? Dur bir bakayım. Dobro pozhelovat. Привет. 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 Привет mi? Ama ben yerim sizin o привет diyen Rusça dilinizi ya. Kız kapıda kalmayın. Gelin içeri. Kız gel, gel. Aman sabahlar olmasın. Gel, gel. Ay. Çabuk bırak o bilgisayarı. Bebeğim,
ne yapıyorsun o silahla? Sadece maillerime bakıyordum. Hadi indir şunu. Yaklaşma. Oyun bitti Marazali. Gerçek kimliğini biliyorum. Миша в гостинице. Клиенты создают проблемы. Деньги не дают. Заберите нас отсюда немедленно. Ertan ne dedi bu? Patronla bir sinyal falan çakmadı değil mi? Yok amirim. Müşteri paramızı vermiyor. Gelin bizi buradan alın dedi. Aferin. Gelsinler bakalım. Biz de tanışmış oluruz sizin internet aracılığıyla pazarlayan şu sanal fuhuş çetesinin... ...sanal Meksika para birimleriyle. Operasyon dahilindeki tüm birimler. Beklemede kalın. Ne saçmalıyorsun sen? Ne gerçek kimliği? Sen nasıl benim hakkımda her şeyi internetten öğrendin? Ben de senin hakkında nette ufak bir araştırma yaptım Marazali. Benim listemde büyük bir gazetede polis muhabirliği yapan bir arkadaşım var. Aslında resmini o tanıdı. Seninle ilgili ilk o uyandırdı beni. Lütfen önce şu silahı indirir misin? Bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde. Beni başka biriyle karıştırıyorsun. Hiçbir yanlış anlaşılma yok. Sen Marazali'sin. İstanbul'un en büyük, en hızlı organize suç çetesi liderisin. Burada müşteriler kaçtılar mı? Yok, içeride. Tutuklamayın lan polis. Ne oluyor ya? Biraz silah bakalım. Silah alalım. Ulan boyunu posunu gören de seni adam sanacak şerefsiz. Bakalım. Herkesi soyduğun sıra benim parama mı geldi Marazali? İnan bana şu anda neden bahsettiğinden haberim yok. Dur o zaman ben sana izah edeyim. O zaman anlarsın. Nereden öğrendin, nasıl öğrendin bilmiyorum ama... ...sen de benim hosteslik dışında bazı şirketler için... ...kara para kuryeliği yaptığımı öğrendin.
ve beni yeni yolmalık kaz olarak kendine kurban seçtin. Bunun için önce benle internette tanıştın. Beni tavladın. Sonra da evime, odama kadar girip bilgisayar şifrelerimi ele geçirmek ve gizli hesaplarımdaki paraları kendi hesabına transfer etmek istedin. Nasıl ama? Güzel özetledim değil mi tezgahını? Evet. Çok güzel özetledin. Ama yanlış özetledin güzelim. Nasıl? Evet doğru. Bana Marazeli derler. Ama ben sandığın gibi bir organize suç çetesi lideri falan değilim. Nesin peki? Polisim. Efendim? Ben İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi amirlerinden Ali Gökdeniz. Şu anda seni kanun namına tutuklamak için buradayım. Hemen silahını bırak, teslim ol. Şimdi ikinizin de bu patates çuvalı kadar para etmez kafalarını. Ceviz kırar gibi kırardım ama. Dua edin, buna vaktimiz yok. Alın bunları. Dur, onlar bizimle geliyor. Daha bize arkadaşlarını yalan vaatlerle Türkiye'ye getirip sonra bir eve hapsedip zavallıları köle gibi fuhuşa zorlayan şerefsizlerin adreslerini söyleyecekler. Öyle değil mi kızlar? Hep birlikte arkadaşlarınızı kurtarmaya gideceğiz. Geç. Şimdi inandın mı bana? Sen karşında salak mı var zannediyorsun ya? Beni böyle sahte polis kimlikleriyle kandıramazsın. Bu kimlikleri oyuncakçılar da satıyorlar artık. Allah'ım. Bu iş niye her defasında bu kadar zor olmak zorunda ki? Niye bir tanenizde hiçbir sorun çıkarmadan kendi kendinize paşa paşa teslim olmazsınız? Yerinde olsam son nefeslerimi böyle boş yalanlara değil, dua etmeye harcardım Marazeli. Çünkü birazdan seni öldüreceğim. Ve komşular senin cesedini bulduklarında, ben çoktan şirin bir Yunan adasında tatilimi yapıyor olacağım. Bak, seni son kez uyarıyorum. Eğer hemen şimdi silahını bırakıp bizimle işbirliği yaparsan ve listendeki kara para tacirlerini yakalamamıza yardımcı olursan, bu durum mahkemede lehine hafifletici bir sebep olarak görülür ve alacağın ceza ciddi miktarda azalır. Yok canım, ben böyle iyiyim. Senin de hiçbir yalanına kanmadım. Zaten yarın Türkiye'den gidiyorum. Bir daha da geri dönmeyi düşünmüyorum. İsabet oldu yani bu durum. Çok üzgünüm ama beni vursan bile hiçbir yere gidemezsin. Allah Allah, niyeymiş o? Çünkü şu anda ekip arkadaşlarım seni tutuklamak için buradalar. İndir silahını. İndir. Ben sana köprüden önce son çıkış için bir şans verdim ama sen atlamayı tercih ettin.
Hadi. Alın bunu. Geçmiş olsun. Teröristlerin evini basıyoruz arkadaş. Ya sen de eğsene biraz Ersan. Yiyeceksin mermiyi aldığın çatına. Bu herifler alt tarafı Meksika'nın para birimi. Başkomiserim, bu Meksika'nın para birimi derken... Sen... Ben bu espriyi dün yaptığımda anlamadığında anlar gibi mi yaptın? Oğlum Meksika'nın para birimi ne? Evet. Sana da espri yapacağız. İlle alt yazılı geçeceğiz. Aşk olsun. Defolun gidin buradan. Yoksa kızların hepsini öldürürüz. Hemen bize bir araba getireceksiniz. Biz kızlarla beraber buradan çıkıp gideceğiz. Kaldın zaten. Bunlar, vallahi bunları filmlerden öğreniyorlar. Hep aynı şeyi istiyorlar. Bize bir araba getir, bize uçak getir, bize helikopter getir. Sanki bizim araba kiralama şirketimiz var arkadaş. Allah Allah, bütçe mi ayıracağız lan bu işlere? Şimdi diyecek ki sakın bizi takip etmeyin, kızları vururum. Bak. Bizi takip etmeye kalkışırsanız kızlar ölür. Buyurun. Buyurun. Ertan. Oraya geçeceğim, koru beni. Bir, iki, üç. İçeride kaç adam var? Şto? Ya ne ştosu? İçeride kaç adet silahlı şerefsizlerden var? Biz yok Türkçe. Sizde Türkçe yok. Çok güzel. Peki. Bak. İçeride diyorum. İçeride kaç adet silahlı adam var? Ya how many times man in the house. Lan Fiko'nun İngilizcesiyle konuşuyorum, yine anlamıyor kızlar ya. Ya bu kızlar İngilizce bilmiyor ya da bu Fiko şerefsiz iki senedir İngilizce biliyorum diye bizi yiyor. Hala ne yapıyorsunuz burada? Defolun gidin dedik size. Kızlardan birini öldürüp bahçeye atalım mı istiyorsunuz ha? Şerefsiz. Şimdi bak. Hayatım, soru çok basit. İçeride. İçeride. Kaç adet
şerefsiz var. Ama o kadar heceleyip söylüyorum. Biraz da anlayın ya. Bir, iki, üç. Oğlum sor şunları. İçeride kaç tane silahlı şerefsiz varmış? Başüstüne. Dimitri Skolka Barjoni Nigadia. Ya beni şebek ettiniz burada. Ayaküstü neler yaptığımı anlamadınız ha? Allah Allah ya. Vodka desem, dolar desem, gezmek desem, kolye desem anlarsınız. Мы не понимаем по-турецки. Boşuna yormayın amirim kendinizi. Kızlar hiç Türkçe bilmiyorlarmış. Allah Allah! Ciddi mi söylüyorsun Ertan? Ya kızım söylesenize kaç kişi var içeride, deli olacağım ya! Три мужчин сэм женщина. Üç kişilermiş amirim. Yedi tane de kız varmış. Üç kişi ha? Peki, anons et çocuklara. Evin önünü meşgul etsinler. Araba yolda geliyor falan desinler. Biz arkadan dolaşıp eve gireceğiz. Destek bekleseydik amirim. Ne? Ama ne gerek var değil mi şimdi destekle falan vakit kaybetmeye? Biz aslanlar gibi girip kurtarırız hepsini, değil mi? Yürü lan yürü, beni lafa tutma. Yürü geveze yürü, yürü. Çocuklar, bakın, buradan ayrılmıyorsunuz. Biz arkadan dolanacağız. Haydi. Baş üstüne. Buradan defolup gitmeniz için 3 dakikanız var. Yoksa kızları öldürmeye başlayacağız. Araba yolda geliyor, merak etmeyin. İstekleriniz yerine getirilecektir. Daha yani bir fikir ama. Koçum. Daha yani fikir tamam da. Aması ne? Arkadan eve yaklaşmak güzel de yine de yanımıza takviye alsak iyi olmaz mıydı? Ertan. Şimdi ben sana bir takviye yapacağım. Sen göreceksin o zaman takviyeyi. O zaman buyur. Öyle mi buyurun? Yürü. Sadece 3 adam vardı. Herhalde bu 3. adam abi. Ertan sakın ateş etme. Kızı vurursun. Dur. Sen
Geç, geç. Hadi, hadi. İçerisi temiz. Dışarıya anons geç, içeri girsinler. Hadi kalk. Hadi kızlar, geç. Yürü. Operasyon dahilindeki tüm birimler. İçerisi temiz. Acil içeri giriş yapın. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum, hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da safalmış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Fark var. Hadi not. Kolay gelsin. Beyler. Şimdi ne yapıyoruz? Sıradan bir operasyon var. Vallahi bugünlük başka bir şey yok abi. Allah. Maraz Ali. Ali. Sadece Ali amirimizin organize şubeye geri dönmesiyle Adanalılar efsanesi geri döndü diye herkes çok fena tırstı. Şehirde suç oranı ciddi oranda düştü amirim. Öyle olmaz ki şimdi. Herkes tırsıp düzgün çocuk olursa biz ne yapacağız? Benim canım sıkılır bu şekilde. Çabuk bize yeni dosyalar bulun. Baş üstüne amirim. Evet arkadaşlar, ne olursa olsun hayatta, macerada devam ediyor. Bundan gayrı sadece önümüze bakacağız. Ama hiçbir zaman geçmişimizi, nereden geldiğimizi, anılarımızı, bu dikenli taşlı yolda kaybettiklerimizi unutmayacağız. Hala haber yok mu kızdan? Yok abi. Bir aydır her gün arıyorum. Telefonu hep kapalı çıkıyor. Mesajlara da cevap vermiyor. Herhalde numarasını değiştirdi. Evine gideydin. Gittim. Kaç defa. Kızın babası görüşmemize izin vermiyor. Beni kapıdan geri çevirdiler. Ulan kızı yeniden evlendirmiş olmasınlar? Sanmıyorum. Yani evlendirseler duyardık herhalde. Doğru, duyardık. Niye hep böyle oluyor abi? Niye hep biz aşkı bulduğumuzda
Onu doya doya yaşatmayı beceremiyoruz. Niye hep kaybeden biz oluyoruz? Çünkü biz polisiz koçum. Biz ilk önce bu mesleğe, bu bayrağa, bu vatana aşığız. Bizimle hayat zor yani. Herkes çekemez. O da doğru. Ali. Sakın vazgeçme kardeşim. Ne olursa olsun kalbindeki ateşi söndürme. Sabırla bekle. O ateş eninde sonunda sizi tekrar bir araya getirecektir. Kaç defa dedim sana babam menzildeyken bana aşkım diye bağırıp durma diye. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum aşkım. Ben de seni çok özlüyorum bir tanem. Ama babam benim beynimi bir kırarsa hayatının sonuna kadar beni özlemek durumunda kalabilirsin. Ya sen neden bu kadar tatlısın? Bak hala ya. Aşkım, sen beni babana hunharca katlettirmek mi istiyorsun? Yok. Hem burası organize şube. Yani bir devlet dairesi. Ben de bir başkomiser yardımcısıyım. Ne olursun böyle gelip bulur öpme. Bak vallahi senin yüzünden atacaklar beni ya. Üf tamam. Öpmem bir daha. Aynen. Surat... Nasıl zıpladı gördün mü? Cila, cila, cila. Yani senin kadar tırsak kaç adet polis var dünyada? And how many times scary movie like you? Aşkım, gördün nasıl korkuttum? Fikocuğum, böyle. Sizin bu tanık koruma programınız ne zaman bitiyor? Valla önümüzdeki ay sonundaydı değil mi Pınar'ım? Bilmem, herhalde. Evet. Önümüzdeki ay sonunda mahkemeler başlıyor Cilacığım. Kısmetse peşimizdeki mafya babalarının olayı hapse girince biz de özgürlüğümüze kavuşmuş olacağız. Aslında birkaç baba çoktan sizin yerinizi tespit etmiş diye istihbarat ulaştı elimize. E normal. Adam koskoca mafya babası. Herhalde tespit edecek. Ne? Allah'ım. Bilmiyorum acaba ne yapsak? Size yeni bir görev mi versek ya? Görev derken Cilacığım? Ne bileyim. Belki sizi yine mafya babalarına yam olarak atarız. Siz onlarla birlikte yaşayarak köstebeklik edip bize bilgi sızdırırsınız. Olur mu canım? Saçmalama Cila. Adamlar bizi buldukları an çiçeği yerler. E ne güzel işte. Dünya senin gibi bir mikroptan kurtulmuş olur Fikocuğum. Vay! Mikrop bana. Tebrikler Cilacığım. Ben bunu buraya neon ışıklarla yazdım. Ya ben ne olacağım o zaman? Yapacak bir şey yok Pınar yenge. Bazen kurumun yanında yaş da yanabiliyor. Memur bey, Mr. Memur. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Bizi tehdit ve baskı yoluyla sindirmeye çalışıyor. Ayrıca bu güzel hanımefendi de bizi susturmaya ekstra bir çaba sarf ediyor. Evet, boş boş oturmayalım. Memur bey lütfen gereğinin yapılmasını arz ediyorum. Oha. İndir lan elini. Sensin memur bey. Ben başkomiserim. Vay saykocuğum. Sen ne zaman başkomiser oldun? Bu ne lan herkes başkomiser oluyor? Ama aslında şunu itiraf etmeliyim ki
Daha önce bunu söylediler bilmiyorum. Başkomiserlik bir adama bu kadar mı yakışır ya? Karizmayla rütbe şimdi örtüşmüş. Tebrik etmek lazım. Bıyık bırakmayı düşünüyor muyuz? Fiko. Fren. Hadi, hadi yürü gel. Sağ ol. Yürü. Ben çıkıyorum. Gidip biraz dükkanı toparlayayım. Tamam koçum. Yardım lazımsa ben de gelirim. Yok, sen zahmet etme. Ben tek başıma hallederim. Sen bilirsin koçum. Ya Ali hep orada mı kalacaksın? Bizim lojmanda falan bir yer ayarlayalım sana. Yok. Orası benim sığınağım gibi abi. Bir sürü çocukluk hatıram. Babama ait çok şey var orada. Başka yerde aynı huzuru bulamam. Sen de haklısın. Ya bu arada kaç zamandır soracağım hep unutuyorum. Senin çocuklara ne oldu? Onlar nereye kayboldular? Bir tanesi askerde. Bu olaylar karışmadan önce gitmişti. Diğer üçü de benden önce davranıp İtalya'ya kaçmışlar. Geçen gün telefonda konuştuk. Artık rahatız, kendimizi akladık. Geri dönebilirsiniz dedim. Yok abi, biz de burada rahatız. Düzensiz manita dünyası burada daha hareketli. Bir süre daha burada takılacağız dediler. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Ali! Çok üzme kendini. O kızının de sonunda sana dönecek. Bak gör. Demişti Yavuz abim dersin. Polo? Polo, Polo, Polo. Teşekkür ederim. Tam zamanda gönderdim ben stres topunu. Ben de tam içimde gün boyu biriken stresi nereye akıtacağım diye düşünüyordum. Teşekkür ederim Allah'ım. Niye gergin böyle? Ne haber Fiko'cum? İyilik işte paracığım. İş güç uğraşıyoruz. Senden ne haber? Vallahi bildiğin gibiyiz işte. Eşeğin kuyruğu gibi. Ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Eşeğin kuyruğu. Evet. Sen nasılsın Pınar? Ben de iyiyim amirim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyi, sağ ol. Birazdan sözlüğünü bir miktar eskitmeyi düşünüyorum. O zaman daha mutlu olacağım. Biraz gergin bir gün geçirdim de. Acilen onun elektriğini üzerinden atmam lazım. Vallahi mi? Ben... Balanın hayatındaki rolümü hala anlamış değilim, biliyor musun? Herkesin bir gönderme nedeni var oğlum. Takdiri ilahi diyorsun. Gel. Hı? Gel gel. Seni çağırıyor. Yok balası ol, ben iyiyim böyle. Gel gel. Yok valla, yok valla bak böyle ne güzel. Lan gel lan. Ya boş ver pala, bak seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Gel lan. Geldim. Biraz daha yaklaş, gel gel. Geldim ya pala, daha ne istiyorsun? Gel 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 gel. Pınar korkuyorum, eli ağır ya. Gel gel. Pala dur, pala dur. Time out, time out, time out. Sakin para, sakin. Easy man. Relax. Sit down. Evet, aferin. Good boy. Aferin. Anlıyor.
Sen beni eskitmeden önce sana çok önemli bir hatırlatmada bulunmamız gerekiyor. Reminder. Understand me? Yine ne oldu? Anladı. Ses deneme. 1-2 Eko. Palacım. Geçen ay hatırlarsan senden bir şey rica etmiştik ya. Hani sen gelip benim adıma Pınar'ı anne ve babasından isteyecektin. Hatırladın mı? Arz ederim. Doğru ya, bak unuttuk onu. Yok, siz biraz karışık günler geçirdiğiniz için mecburen aklınızdan çıktı tabii amirim. Palacım, sen bizi hiçe sahip böyle hiç adam yerine koymayıp bu durumu unutmuş olabilirsin ama biz bu durumu hiç unutmadık. Ve artık eller, biz bir an önce evlenmek istiyoruz Pala. Evet. Gidin evlenin o zaman. Siz utanma mı? Allah Allah. Vallahi bu bizim aklımıza hiç gelmemişti Palacığım, biliyor musun? Ne güzel dedi gidin evlenin diye. Ne kadar rahat ya. Pala, çok güzel konuşuyorsun da. Farkındaysan beraber halletmemiz gereken bir step daha var. Anlamadı. Yani biz hala Pınar'ı babasından istemeyi başarabilmiş değiliz. Tamam. Ya ne zaman olacaksa bu isteme merasimi, bu senin Lezize nenen de hazırsa ben de hazırım. Haber verirsiniz bana, beraber gider isteriz. Lezize nenen. Aslında biz bu akşamı çok uygun bir akşam olarak düşünmüştük amirim. Bu akşam mı? Niye sevgili Pala Bey? Bir programınız mı vardı Pala Bey? Engel mi olduk? Rahatsız mı ettik? Rahatsız ettiyse eğer... Geveze! Piko! Ömrüm! Kafam gözü! Piko, iyi misin? Bilmiyorum Pınar. Devreler yandı. Cır cır oldu. Amirim, babamlar Antalya'dan bugün geldiler ya sırf bu iş için. Çok da fazla kalmayacaklar İstanbul'da. Çok fazla oyalanmadan kim gelip isteyecekse gelip bir an önce istesinler diyorlar. Ne yapalım, gelip isteriz biz de. Şşş, burası tepe serse mi? Şebek maymunu. Sen Lezze nenene haber verdin mi? Nenem, valla ben şu an adım bile unuttum. Konu neydi? Nene. Nenen. Ha nenem, ben nenemin ellerinden öperim. Şimdi valla. Yok, ceza sahasına girmeyeyim. Tehlikeli oluyor, gol yiyoruz. Şimdi bu yaşta nenemi neden rahatsız ediyoruz ki? Hani gelmesi şart mı? Koskoca kadın. Bir ayağı çukurda. Niye gelsin? He? Şimdi sen tek başına. Sen ve biz böyle hep beraber. Yani all together. Ve solo. Şarkılar şeklinde isteyemez miyiz? Olmaz öyle. Kız isteme sırasında bir aile büyüğünün şayet varsa, ki sizde var, orada olması gerekiyor. Ayrıca nenenin varlığı elimizi daha da güçlendirecektir Pınar'ın babasına karşı. Neden bala ki? Elimiz zayıf mı ki? Evet, bekliyorum. Hala cevap bekliyorum. Allah, kimselere verme ya Rabbi. Bir şey söyleyeyim mi?
Kafayı yedi, tek başına konuşuyor yani. Tövbeler olsun ya Rabbi. Evet, bekliyorum. Cevap bekliyorum. Lütfen. Diko'cum. Kızın babası seni daha önce hiç gördün mü? Yok, hiç görmedi amirim. İlk defa görecek. Allah Allah. Hiç görmedi mi? Yok, görmedi. Aa, görmedi mi? Fotoğraf falan da mı göstermedi? Yok, göstermedim. Allah Allah. Demek sürpriz olacak. Ne ilginç. Ben de bu gece ilk defa tanışacağım kayınvalide ve kayınpederle. Sürpriz olacak. O zaman elimiz bayağı bir zayıf hocam. Bayağı bir zayıf. Hadi akşam nenenizi de alın, kapımı çalın. Nenenizi de alın, gelin dedi. Nenemizi de alıp gelelim. Biz o zaman nenemizi bulalım. Sonra neşemizi buluruz. Hep beraber. Biz gidip bulalım. Oldu. Oldu Pala, bize müsaade. Görüşürüz amirim. Kolay gelsin. Bu eskiden böyle değildi biliyor musun? Sonradan bozuldu. Unutma para bu akşam. Diko yürü. Hadi. Ne kadar ayıp. Şerefsiz. Sıra. Rıfkı, ne yaptın bugün? Seni çok özledim oğlum. Şu halimizi görüyor musun? Herkes gitti, biz bize kaldık. Biz bize yeteriz değil mi koçum? Eski kara günler geride kaldı artık. Bundan sonra her şey çok farklı olacak. Bundan sonra sadece yolumuza mutluluk çıkıp bize dostlayacak. Hava çok güzel ha bu akşam. Şöyle güzel bir film takıp seyredelim mi seninle? Köprüden geçti gelin, köprüden. Ben bakıyorum. İyi akşamlar Sofyacığım. İyi akşamlar Fiko. Baba, Fiko geldi. Keçinin sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Akşam vakti yorgun argın işten gelmişim. Üstüne bir de ekstra eziyet olsun diye. Bana bu Fiko'yu gönderiyorsun ya kurban olduğum Allah'ım. Ya ben sana ne yaptım hiç bilmiyorum ki. Elimden geldiğince iyi bir adam olmaya çalışıyorum. Düzgün bir adam olmaya çalışıyorum. Dünyadaki görevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Ama sen acaba beni bu dünyada sınıyor musun? Bitmedi mi daha ya? Tövbeler olsun ya Rabbi.
Sen ne peki? Nasıl bağladın? Aceleye geldi. Abu! Kız Çiğit! Ne senin bu üzerindeki? Elbise. Elbise? Biz anlamadık sanki elbise olduğunu. Ya sanki seni istemeye geliyorlar bu akşam. Ne kadar abartılı bir kıyafet bu ya. Git çabuk çıkar şunu, yürü. Çıkarmayacağım. Elbet bir gün beni de istemeye gelecekler. Şimdiden alıştırma yapıyorum, ne var? Ne? Sen akşam akşam beni yüreğime mi indirmek istiyorsun? Hı? Şaka yaptım canım, şaka. Ne istemesi? Daha var onlara. Herhalde. Ben zaten hiç inanmıyorum ki öyle istemem isteme işlerine. Aferin. Çünkü ben büyük ihtimalle aşık olduğum çocukla hiç kimseye haber vermeden öyle gizlice bir yıldırım nikahıyla evleniveririm. Evet, bence de. Ne? Sen ne biçim laflar ediyorsun öyle? Bakıyorum senin o dilin yine epey uzadı. Vallahi keserim o dili yardan ha. Vay vay vay. Ben de sadece bana böyle sert yapıyor sanıyorum, biliyor musun Sofyacığım? Meğer sana da yapıyormuş. Balacığım, Sofyacığım. Kusura bakmayın ama aile saadetinizi de bölüyorum. Bu konuda babam bence haklı. Çok rüküş olmuşsun bir. Yani kız istemeye giderken giyilecek bir kıyafet sana değil. Sana ne lan? Sana ne? Zibidi benim kızımın rüküşlüğünden. He? Zibidi. Bu ne? Aklın kadar kravat bağlamışsın. He? Bu ne? Aceleye geldi. Aceleye getirmeyeceksin. Her şeyi aceleye getirmeyeceksin. Bazı şeyleri yavaş yapacaksın. Aceleye getirirsen altında kalırsın. Haklı olabilirsin. Normal şartlarda haklı olabilirsin Palacığım ama şu anda heyecandan ayrılmak üzereyim. Kalbim yerinden pörtlenip pörtleyecek yani o derece. Mesela az önce Sofyacığım merdivenlerden çıkıyorum. Böyle bir ışık hüzmesi gördüm karşımda. Bir ses bana dedi ki gel oğlum. Ben de dedim ki yok gelmem. Dedi ki gel. Bir baktım aksakallı nur yüzlü bir dede. Dedim ki gelmem. Dayı dedi ki gel. Dayı bugün olmaz dedim. Sonra dayıyla gel gelme gel gelme diye bir baktım kapıyı Sofya açtı. Allah razı olsun kendimi burada buldum. Giderdin ya sen o dayının peşinden de ben de kurtulaydım. Hı? Bugün olmaz bana. Bugün olmaz. Sen burada bekle oğlum. Çıkmamız lazım bizim. Sen boş yere bana öyle babacığım, muhabacığım falan diyerek yalakalık falan yapma. Eğer bir gün benden habersiz değil evlenmeye, sözlenmeye bile kalkarsan seni sadece evlatlıktan değil... Vallahi o tuttu ben değil.
aynı anda bu apartmanın çatısından aşağıya fırlatıp atarım. Ben hiç senden habersiz evlenir miyim babacığım? Hiç olabilir mi böyle bir şey? Herhalde. Sana da bir nikah davetiyesi gönderirim herhalde. O kadar da şey değilim yani. Şimdi bu komik mi? Hı? Yani bu esprili bir şey mi? Yani şimdi sen beni niye kızdırıyorsun durup dururken? Ben duymuyorum, rahat olun. Yani arkamı döndüm ben. Ne kadar görmüyorum desem de göz misafiri oldum yani, hepsini duydum. Gerçekten ne kadar eğlenceli, ne kadar sempatik, ne kadar deli dolu, ne kadar very famous bir kaplasınız maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Bayıldım size. Keşke şu anda heyecandan bile bayılmak zorunda olmasam. Keşke yukarıda bizim tarafımızdan istenilmeye bekleyen bir pınar ve onun emekli asker ve süper diktatör bir babası olmasa. O zaman Allah sizi inandırsın. Şuraya bir tabure çekip. Ne taburesi? Valla bir sezon çekip böyle ayaklarımı uzatıp şu babalık kızlı şovunuzu elime de bir popcorn alıp saatlerce izleyebilirim, biliyor musunuz? Hatta arada inşallah şunu bir tutsana bacım böyle. El çırpıp tempo bile tutabilirim yani, o derece. Ama ne yazık ki öyle bir halim yok bana. Gözünüzün yanıyım. Lütfen benim işime odaklanın da şu işi bitirelim artık. Tamam. Tamam olur. Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Yeni doğmuş öküz yavruları gibi. Hı? Camış. Çıkıyoruz ya. Niye? Bana durma. Niye? Bugün ne diyorsun lan? He? Sanki kız kaçıyor. Öyle deme bana. Geç kaldığımız her dakika benim puanhaneme eski olarak, eksi olarak yazılıyor. Pınar'ın babası emekli subay dedin. Duymadın mı? Adam özellikle geç kalmak konusunda çok gıcıkmış. Yani biz yukarı çıktığımızda bize içtima alırsa hiç şaşırmayın. Anladım kocuğum. Sen diğer tüm konularda maşallah süper bir damat adaysın. Bir tek bu dakiklik konusunda façan var. He? Pala, pala, pala and pala. Gerçekten bu kritik karşılaşma öncesinde kadim bir dost olarak süper moral veriyorsun bana. Tebrikler. Ben burada bu dahiyane aklı yemek üzereyim. Sen hala eski kadim bir dost olarak benimle kafa buluyorsun. Lan yürü oğlum, yürü. Çok konuşma, düş önüme, yürü. Zibidi. Asıl sana kızını verecek adam çoktan aklını yitirmiştir. Yürü. Şşş. Bana bak ulan şebek maymunu. Yine vuracaksın nenen, değil mi? Nenen nerede, nenen? Ve günün sorusu. Nenem yukarıda namaz kılıyor. İyi. Allah kabul etsin ya Rabbi. Yürü. Sağ ol. Anahtar aldın mı kızım? Arabayla dolaşırken birlikte çok eğleniyoruz ve çok mutluyuz. Sanki üçümüzün arkadaşlığı bizi dünyadaki tüm kötülüklerden koruyor. Bu araba nerede acaba? Keşke onu tekrar bulabilsem. Thank you.
sağlık kızım. Afiyet olsun. Buyurun amirim. Eline sağlık bunlar. Hala benimkinde sen alır mısın? Ben yamuk duruyorum. Fiko'cum. Eline sağlık Pınar'cığım. Çok güzel olmuş görünüyor öyle. Fiko. Bala. Sesimi çıkarmayayım diyorum ama... ...bu üstüme pinza kulesi gibi yıkılmandan... ...çok yoruldum, sıkıldım. İnan ben de senin üzerine pinza kulesi gibi yıkılmaktan çok muzdaribim. Hatta farkındaysan terliyorum. Neden? Neden? Çünkü üstüne oturdun. Neyin? Kravatın. O yüzden doğrulamıyorum. Anladın mı? Sen dedin ya, aklın kısa, fikrin kısa, her şeyin kısa diye ben de uzattım. Uzattın. Uzattım. E oğlum bu fırıncı küreği gibi ta kayınpedere kadar gidiyor. Aceleye geldi. Gerizekalı. 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 Pısır pısır fiskosların stand-up'larına bir ara versen de artık benim mevzuma bir odaklansan diyorum. Ne kadar güzel olacak biliyor musun? Peki o zaman. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Evet malum. Şimdi... Bizim bu Fiko kardeşimiz. Kardeş kısmı ben oluyorum, evet. Pınar kızımızı. Ki ona prenses diyoruz kendi aramızda. Görmüş, beğenmiş. Beğenmek ne kelime. Bayıldım, bayıldım, kurban olurum. Allah Allah. O ne ya? O ne? Sus. Şerefsiz bir sus. Ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Efendim kızınızı görmüş, beğenmiş. Gençler aralarında anlaşmışlar. Şimdi bunlar birbirlerini sevmişler. Birlikte hayat yolculuğuna çıkmaya karar vermişler. Evet. Karar verdik. Yürü be Pala. Süper gidiyorsun. Şu ağzın burnunu kırman mısın? Ne şey on numara? Aynen devam. Devam devam hadi. Pala devam etsene Pala. Dede en güzellerinde takıldı ya. Oğlum. Nenen nerede ya? Ay ben nenemin ellerinden öpeyim de. Ya boş ver şimdi nenemi. Süper gidiyorsun. Kesme ağzını devam et. Olur mu canım öyle şey ya? Kadına çok ayıp yaparız. Yok ayıp falan olmaz ya. Benim nene pamuk gibi bir nenedir. Devam et ya lütfen. Olur olur. Sırf kız isteyeceğiz diye evinden kaldırdık. Buraya kadar getirdik kadıncağızı. Hayır ondan habersiz kız istiyoruz diye sonra kızar bize. Örfümüzde, adetimizde, anneannemizde böyle şeyler yok bizim. Ya boş ver şimdi pala örf, adet, anneanne, babaanne ya. Nenem
Nenem namazını kılıyor hala. Namaz mı kılıyor? Evet. Oğlum bu senin nenen kaç yüz rekat namaz kılıyor lan? Ya yarım saat önce geldiğimizde de namaz kılıyor demiştin. Bala. Nenem malum biraz yaşlı olduğu için namazı biraz senin bildiğinden biraz yavaş kılıyor. Yani slow motion, anladın? Ben senin beklediğinden daha uzun sürüyor. O yüzden. Benim içime sinmedi arkadaş. Allah korusun, benim korktuğum başıma gelir. Ben gidip kadıncağıza bir bakayım. Yok. Sen otur. Olur mu? O zaman ben bakıp geleyim neneme. Siz burada oturun. Ortamı ısıtın, kaynaşın, ben geleyim. Saygılar. Ve efsane geri dönüyor. I am the legend. Yalnız arkadaş ne maceraymış ya. Israrla devam ettiği gibi bir türlü bitmek de bilmiyor. Pınar. Ne affet Ömer. Nasıl geldin sen buraya? Abim getirdi. Artık o da bizim tarafımızda. O beni babamdan kaçırıp buraya getirdi zaten. Madem bu kadar çok araba var. Nazım birazdan gelip beni buradan alacak. Çok fazla vaktim yok. Babamdan sadece bir iki saat izin alabildik. Yani bir dondurma yiyip hemen eve gideceğim. Babam hala beni ev hapsinde tutuyor. Sadece abimle dışarı çıkmama izin veriyor. Ayakta kalma. Otursana. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Burası ne kadar güzelmiş böyle. Baba yadigarı işte. Muhteşem gerçekten. Beğenmene sevindim. Geceden beri seni arıyorum. Mesajlar atıyorum. Niye hiç cevap vermedin? Veremezdim. Dedim ya, babam beni resmen eve hapsetti. Dış dünyayla bütün bağlantımı kopardı. Hala bana küs. Hiç konuşmuyor. Polislerin gözü üzerimizde olduğu için töreyi de unuttu. Evlenme işi ne oldu? Emre Amerika'ya kaçtı. Kurtardı yani kendini. İyi bari. Ben...
Ben seni çok özlüyorum. Ben de seni aşkım. Aşkım. Kaçın, ben onu uyararım. Korkmayın, bir şey olmaz. İdare ederiz. Benim Adanalı pala yavrum da buradaymış. Lezize teyzesi yer. Yer bu güzel yanaklarını, yer ulan yer. Benim çakır gözlüm. Koca kafalı, bala bıyıklı kuzum benim. Yavrum benim. Ben seni ne özlenmişim yok. Ya teyze, Allah aşkına, billah aşkına kurban olayım ya. Ya bir dur ya, Allah Allah ya. Bu kulağımın dibinde doğum yapan eşekler gibi bağırıp lülülülü bağırıp durma ya. Ulan arkadaş, ama ben kaşındım. Kadın orada 2000 rekat namaz kılıyor. Niye kaldırıp getiriyorsun buraya ki? Niye kaldırıyorsun? Ulan ben senin espri yapını dillerini yerim yer, yerim yer. Senin bu ağzını yerim ulan, bu kafa ne kadar bir kafadır o maşallah, 41 kere maşallah. Allah geliyor, tükürük eğilir. Ulan erken uyarı avak sistemi gibi oldum arkadaş ya. Maşallah yavrum, maşallah kurban olduklarım. Tehlike geçti. Balı? Priş? Ulan bu Barbie sindik kırması yavru kimi? Benim teyze. Hayatta inanmam, sen ne mi çıkmış bu? Vay kurban olduğum, gel hele gel 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 gel. Yanaklara bak, ismin ne senin yavrum? Hafifan. Adını söyleyemiyor yavrum benim, ne güzel çocuk. Maşallah senin mi bu para? Maşallah kız güzel kız, demek ki anasına çekmiş. Maşallah. 41 kere maşallah. Eğri geliyor. Yavrularım benim maşallah. Bana yavrum aferin sana. Allah bağışlasın. Ne kadar güzel bir kız. 41 kere maşallah yavrum benim. Hop. Evet. Siz bunlar kızımızın anasıyla babası olmalısınız. Evet. Efendim ben de kökü Osmanlı saraylarına dayanan hanımefendi zadelerden Lezize hanımefendi. Çok memnun çok oldum. Memnun olduk. Ben de efendim, ben de. Nerede kalmıştık, kız istemiyor muyuz pala?
biz evlendikten sonra da her gece yapalım mı aşkım? Olur, yaparız. Sonra? Benimle evlenmek istemez misin yoksa? Ne zaman? Hemen şimdi, yarın, iki gün sonra. Ben artık senden ayrı tek bir gün bile geçirmek istemiyorum Ali. İyi de hayatım. Sen az önce babam beni eve hapsetti, benimle konuşmuyor, hiçbir şey yapmama izin vermiyor demedin mi? Hal böyleyken senin evlenmene, hem de benimle evlenmene izin vereceğini hayal etmek biraz fazla hayalperestlik olmuyor mu sence? İşin o kısmını bana bırak aşkım. Babam benimle ilgili gerçeği öğrenince evlenmemize izin vermiş olacak. Seninle ilgili gerçek mi? Evet. Neymiş bu gerçek? Ben hamileyim Ali. Stop ettiğine göre ben gireyim lafa. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavli. Bir dakika, bir dakika. Nene dur. Dur. İnan oldu pala. Ya damat olmadan kız mı istenirmiş? Olmaz ki. Ya olsun canım, Allah Allah. Damat olmadan biz isteyelim, ne var ki bunda? İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü desinler canım. Olmaz nene ya, olur mu? Ben gidip bir bakayım şu nerede kaldı. Sen dur oğlum. Ben zaten namazımı kılacaktım. Namaz mı? Namaz. Yine. Ben onu kıldım. Namazı kıldım. İlacımı alacaktım, ilacımı. Hatırladım. Kafa gitti bu yaştan sonra. Yavrum elimi tut hele. Zıpır zıpır zıplıyordu. Şimdi ne oldu? Yavrum, bende lumbago rumbatizma kırması bir rahatsızlık olduğu için zaman zaman fırlıyor, zaman zaman duruyor. Onda. Bismillah. Teyze, aman teyze. Elim de ağrıyor. Allah. Ben bir lavaboya gideyim kızım. Aa, ama babacığım. Gideyim. Aa. Ne oldu baba, tuvalet mi lazım? Ha şurası. Ne bu rezalet? Yok yanlış gitsin. Ne biçim yere getirdin bizi? Kalk gidiyoruz. Hadi kalk gidiyoruz. Hanım kalk gidiyoruz. Hadi. Ya Allah, ne biçim insanlar bunlar ya? Allah. Yürüyün hadi. Ne işimiz var bizim burada? Ne biçim insanlar bunlar? Allah. Nazlı, bak bu yine seni kaçırayım diye bana söylediğin bir yalan değil, değil mi? Hayır Ali, ben gerçekten hamileyim. Ve artık bebeği aldırabilme süremi de geçtim. Yani babam benim hamile olduğumu öğrenince neyi sana izin vermek? Seni silah zoruyla benimle evlendirecektir. Tamam. Biz de hemen evleniriz o zaman.